Batı Karadeniz bölgesinin Tek Türk Sat uydu kanalı BRTV'den mutlu akşamlar ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ukrayna-Rusya müzakerelerinin ikinci turu bu akşam yapılacak. Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başdanışmanı Alexey Arestoviç, Rusya ile müzakerelerin ikinci turunun bu akşam yapılacağını duyurdu. Arestoviç düzenlediği basın toplantısında müzakerelerin ikinci turuna da ilk turdaki heyetlerin katılacağını belirtti. Başdanışman Arestoviç, Ukrayna'nın müzakerelerde kendi pozisyonlarında ısrar etmeye devam edeceğini aktardı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya ile savaşın durdurulması için müzakerelere hazır olduklarını ancak Rusların ultimatomlarına karşı olduklarını belirtti. Kuleba, sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntüde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair açıklamalarda bulundu. Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında birinci tur müzakerelerin 28 Şubat'ta yapıldığına dikkat çeken Kuleba, bu müzakerelerde geri adım atmadıklarını vurguladı. Kuleba, Rusların talepleri değişmedi. Bunlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı başlatmadan önce yaptığı hitabında dile getirdiği taleplerdir. Müzakerelere ve diplomasiye hazırız ancak Rusların ultimatomlarını kabul etmeye hazır değiliz. Yeni müzakerelerin ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor diye konuştu. Ukrayna'daki gökyüzünün füzelerden korunması konusunun kendileri için önemli olduğunu belirten Kuleba, NATO'ya uçuşa yasak bölge ilanı için başvuruda bulundukları bilgisini paylaştı. Kuleba şunları kaydetti. NATO bu talebi inceliyor. Savunma açısından hava sahası güvenliğinin sağlanması konusunda alternatif mekanizmalarımız da var. Ukraynalıların hava üzerinden korunması için elimizden geleni yapacağız. Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin ilk turu Belarus'un Ukrayna ile sınırında bulunan Galem bölgesinde yapılmıştı. Vladimir Putin'in danışmanı Vladimir Medinsky başkanlığındaki Rus heyeti ile iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakamiya ve Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov başkanlığındaki Ukrayna heyeti arasında yaklaşık 5 saat süren müzakerelerden bir sonuç elde edilememişti. Heyetler ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaşmıştı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çelik, Montrö objektif hükümlerin savaş durumunda neyi içeriyorsa net bir şekilde uygulanacaktır dedi. Tabii bütün dünyanın en çok tartıştığı konulardan bir tanesi Montrö Sözleşmesi'ni Türkiye'nin nasıl uygulayacağı şeklindedir. İlk başta biliyorsunuz Rusya tarafı bu başlattığı işgalin bir savaş olmadığını, başka bir şekilde tanımlanması gerektiğini ifade etmişti. Türkiye Cumhuriyeti kurumları bunu bir savaş olarak tanımladılar. Hukuk açısından da savaş olduğu netleştirildi. Dolayısıyla burada iki tane konu var. Birincisi, Montrö'nün objektif hükümleri savaş durumunda neyi içeriyorsa net bir şekilde uygulanacaktır. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da uygulanacaktır. Türkiye'nin takdirine bağlanmış konular varsa, yani objektif hükümler dışında Türkiye'nin takdirine bırakılmış bir konuyla karşılaşıldığındaysa, Türkiye hiçbir şekilde savaşı derinleştirecek, savaşı yoğunlaştıracak bir tutum içerisine girmeyecektir. Tabii bütün bu konularda dikkat edilmesi gereken şey şu, herhangi bir fayda üretmese de birisinin en azından provokatif bir tutum içerisine girmemesi, yalan haber yaymaması, vatandaşlarımız arasında infial oluşturmaması, bu acıyı manipüle etmemesidir. Maalesef bir siyasetçi, CHP Grup Başkan Vekillerinden bir tanesi, vatandaşlarımıza haber verilmediğini, bunun bu krizin öngörülmediğini iddia etmişti. Halbuki Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde bile duruyor. 10 gün öncesinden, daha öncesinden vatandaşlarımız uyarılmıştır. Bütün ülkelerin yaptığı gibi Türkiye'de bu uyarıları yapmıştır. Dolayısıyla burada herhangi bir şekilde vatandaşlarımızın yalnız bırakılması gibi bir durum söz konusu değildir. Kurumlarımız en başından itibaren bu konularla ilgili olarak bu çalışmaları yapmıştır. Daha sonra da biliyorsunuz işte dışişleri mensupları sahadan çekildiler gibisinden bir haber çıkmıştı. Bunun da doğru olmadığını o zaman söylemiştik. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu, oradaki şartlar itibariyle tabii ki açık kaynaklardan vatandaşlarımıza bilgi veriliyor. Vatandaşlarımızın orada Büyükelçiliğimizin açıklamalarını birebir takip ederek bunun üzerinden hareketlerini belirlemeleri, çeşitli yolculuklarını bu uyarılara göre yapmaları her zaman daha doğru olacaktır. Vatandaşlarımızın güvenliği
esastır. Halen de bu tahliye ile ilgili çeşitli senaryolar, operasyonlar kalan vatandaşlarımızın tahliyesi açısından da tartışılmaktadır. Biz bu konuyu yakın bir şekilde takip ediyoruz parti olarak. Bütün gelişmeleri an be an değerlendiriyoruz. Burada kamuoyunun da doğru bilgilendirilmesi açısından üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Yine dünyanın çeşitli yerlerinde muhatap olduğumuz partiler var. Onlara da kendi pozisyonumuzu anlatmak, Türkiye'nin pozisyonunu anlatmak bakımından yoğun bir çaba içerisinde olduğumuzu ifade etmek isterim. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısına katıldı. Akşener, asıl unutturmak istedikleri tarih bizzat kendi karanlık geçmişlerinden başkası değildir, dedi. Türkiye böylesine hassas bir dönemde burnunun ucunu bile görmekten aciz olduğu halde, görmediği ufkun ardındakilerin masalını milletine anlatma cüretini kendinde hak gören laf ebeleri tarafından sevk ve idare ediliyor. Öyle ki Birinci Dünya Savaşı'nın yangınının küllerinden bir memleket kuranların hakir görüldüğü, İkinci Dünya Savaşı'nın yangınını bu memlekete sıçratmayanların basiretsiz bulunduğu bir acayip delilik hali, hani iki ay yaş deniliyor ya, ondan bahsediyorum. Kimse de sesini çıkarmıyor ya, ondan bahsediyorum. Birinci ay yaş küllerinden ay yaş dedikleri, birinci ay yaş dedikleri, Birinci Dünya Savaşı'nın küllerinden bir devlet, bir ülke kurdu. Anadolu'nun her evinde en az iki gencimizin, iki erkeğin şehit olduğu bir dönemden bahsediyorum. Dünyanın her yerinde savaşıp kalbi yorulan bir milletten bahsediyorum. İşte bu devlet, işte bu devlet bu akılla, bu vicdanla, bu yürekle kuruldu. Ayyaş dediğiniz buydu. Utanmadan anasına gelen evde çalışıyor dediniz. Ayıp, ayıp, ayıp. Lütfen. İkinci ay yaş. İkinci Dünya Savaşı'na sokmadı bu ülkeyi. Bir gencinin burnunun kanamasına müsaade etmedi. O ay yaş dediklerinizin Atatürk'ün ailesini tanıyordu benim ailem. Bilir misiniz? Her savaşta oğlunu takip eden Zübeyde Hanım, o genel evde çalıştığı söylenen ve bu ülkede kimsenin kılının kıpırdamadığı Zübeyde Hanım, bütün akrabalarıyla, bütün tanıdıklarıyla Fetih Suresi Ya Fettah ve Ya Hafid okurdu, biliyor musunuz? İşte devletimizin aklını bu acayip delilik hali bir kanser gibi sarmış durumda. Durmadan çalışan yalan makineleri marifetiyle Türk Cumhuriyeti'nin başarısını göz ardı etmek için çırpınıp duruyorlar. Oysa asıl unutturmak istedikleri tarih bizzat kendi karanlık geçmişlerinden başkası değildir. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel mecliste düzenlediği basın toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili maalesef Türkiye bir çaresiz eylemsizlik içinde durmaktadır, kıvranmaktadır dedi. Tayyip Erdoğan'ın çatışmadan hemen önce iki ülke arasında arabuluculuk yapma talepleri dikkate dahi alınmamış, Erdoğan Avrupalı liderlerle nasihattan ötesini tavsiye ederken Avrupa Konseyi'nin Rusya'nın üyeliğini askıya alma oylamasında çekimser kalmıştır. Ve bu durum Türkiye'nin iki ülke arasındaki bu krizde nasıl pozisyon alacağını bilmeyen ve dünya çapında da Türkiye kamuoyunda da tuhaf karşılanan ve açıklamaya muhtaç bir tutumken bunu her birisi kendi dili döndüğünce izah etmeye çalışıyorlar. Ama büyük devletler böyle yapmıyor. Türkiye Cumhuriyeti çok önemli, çok büyük bir devletken kendi çıkarlarını
hem anlatabilecek, hem koruyabilecek, hem tavır takınabilecek bir ülkeyken maalesef Türkiye bir çaresiz eylemsizlik içinde durmaktadır, kıvranmaktadır. Bir yandan da Avrupa Birliği konusunda ben tekrar AB üyesi ülkelere diyorum ki Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti lütfen Türkiye için de gösterin. Yoksa Türkiye'ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız? Recep Tayyip Erdoğan. Diplomasi de böyle sistem olmaz. Bu bir gaf, bu bir acziyet. Bir paragraf yukarıda Ukrayna'ya sahip çıkmıyorsunuz diyor. Bir paragraf aşağıda Ukrayna'ya gösterdiğiniz ilgiyi bize de gösterin diyor. Böyle bir çaresizliği diplomatik bir gaf olarak nitelendiriyoruz ve not ediyoruz. Hulusi Akar'a çağrımız şu. Gidip de yurt dışında mantra anlatmak kolay bu dönemde. Ama sen geçen sene Türkiye'de birileri mantrayı tartışmaya açıyordu. Şentop dahil mantrayı tartışmaya açıyordu. Mantra tartışmalarına durun. Ne yapıyorsunuz? Türkiye için çok önemli bir anlaşmadır. Çok önemlidir Montre Sözleşmesi diyen 104 emekli amirali bu Hulusi Akar'ın uyguladığı kararlarla ordu evlerine sokmuyorlar. Lojmanlarını boşalttırıyorlar. Bu etmedikleri hakaret, yapmadıkları kötülük kalmadı ve bu kriz bütün dünya önünde Montre hassasiyetinin haklılığını ortaya çıkardı. Tezelden amirallerden özür dilenmesi gerekir. Haklarının iade edilmesi gerekir. Bu yargılama saçmalığının da bir an önce son bulması gerekir. Evveli gece bir imzayla yayınlanan yönetmelikle o geri çekilen maddeyi yönetmelik olarak getirdiler ve zeytinliklerde maden faaliyetlerini olanaklı hale getirmeye çalışıyorlar. Elbette Tezel'den Danıştay'a gidiyoruz. Elbette yürütmenin durdurulmasını talep edeceğiz. Liselere gitti, gençlik kollarına sergi açtırıp o sergileri ziyaret edip gençleri yeni seçmen biriminden temas ettirdi. Korkunun ecele faydası yok. Bunları yapmakla iktidara tutunamazsınız. Sadece kendi geçmişinize AK Parti buna da tenezzül etmişti diye bir satırı daha ilave edersiniz. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Babacan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Türkiye ekonomisinde en az 20-25 milyar dolarlık bir zarara yol açacağını öngördüklerini kaydetti. Bugün Ukrayna'nın işgaline dair birkaç noktanın altını çizmek istiyorum. Siyasi açıdan baktığımızda Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı bu saldırı temelsizdir. İkna edici hiçbir gerekçeye dayanmamaktadır. Rusya Federasyonu'nun kışkırtılması da söz konusu değildir. Bu saldırının meşru hiçbir boyutu yoktur. Bu işgalle beraber uluslararası hukuk açıkça çiğnenmiş ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne göz dikilmiştir. Bağımsız bir ülkeye kukla bir rejim getirmek gibi arkaik bir ihtiras yeni bir insanlık krizine kapıyı aralamıştır. Dahası geldiğimiz aşamada nükleer saldırı tehdidinin işaret edilmesi insanlık adına utanç verici bir gelişmedir. Nükleer savaşın kazananı olmaz. Bu savaşın ekonomik sonuçları da yıkıcı olacak. Temel ham madde fiyatlarındaki artış küresel ölçekte yeni bir enflasyon dalgasını muhakkak tetikleyecek. Ülkemizin de bölgemizin de istikrarsızlığa ve düzensizliğe sürüklenmesini önlemenin yegane yolu hukukun üstünlüğüne saygı duymaktır. Bu doğrultuda taraflar arasındaki görüşmelerin uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl bir çözümle sonuçlanması herkes açısından en hayırlı gelişme olacaktır. Bu süreçte Rusya ve Ukrayna ile olan ekonomik ilişkilerimizde büyük zararlar yaşanmaya başlanmış durumda biliyorsunuz. Turizm, çünkü gelen turist azalacak. İhracat, mal satamayacağız. İnşaat ve altyapı şirketlerimiz bu güvenlik durumu devam ettiği sürece orada iş yapamayacak. Bırakın bunları, bütün bu hizmet ve üretilen ticaretin döviz geliri sağlanamayacak. Çünkü biliyorsunuz özellikle Rusya açısından SWIFT ile ilgili, uluslararası transferle ilgili sınırlamalar var. Artan enerji fiyatları, enerji faturamızı döviz cinsinden artıracak. Keza bu sebeplerle
cari dengenin iyice bozulması artık bugün için yüksek bir ihtimal haline gelmiştir. Yaşananların sonucunda döviz kurundaki artış kaçınılmaz bir sonuç. Muhtemelen bugünlerde yine Merkez Bankası arka kapıdan yoğun döviz satıyor. Rakamlar çıkar ortaya, birkaç güne hepsi çıkıyor. Kur artışı demek de değerli arkadaşlar nihayetinde enflasyonda yeni bir dalga demek. Sonuç olarak bu savaşın ekonomimize en az 20-25 milyar dolarlık bir zarara yol açacağını biz şu andan öngörebiliyoruz. Ancak çok kısa vadede Rusya ve Ukrayna krizinin ekonomik yansımalarını dikkate alan bazı önlemler de gerekiyor. Acilen bazı tedbirler gerekiyor. Ukrayna'daki insanlarımıza yardım eli acilen uzatılmalı ve güvenli bir şekilde derhal ülkeye dönüşleri sağlanmalıdır. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakçı, memleketi Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi. Annesinin köyü Kaya önüne giden Kaymakçı kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Kaymakam Ahmet Ferhat Özen'i ziyaret eden Kaymakçı ardından Tosya Belediyesi'ne geçti. Kaymakçı Başkan Volkan Kavaklıgil'den ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakçı Kaya önü köyünde vatandaşlarla bir araya geldiğini, yangında evi zarar gören aileyi de ziyaret ettiğini söyledi. Bugün ana ocağım Kaya Önü köyünü ziyaret ettim. Köyümüz biliyorsunuz Karadeniz'in güzel ormanlık köylerinden biri. Muhtarımız Galip Bey'le birlikte ve köylülerimizle biraz sohbet ettik. Tabii benim çocukluğumda buralar yemyeşildi, pırıl pırıldı. Şimdi bakıyorum ağaçtan çok beton var. Ve bazı maden firmalarının çalışmaları vardı. Köyümüzü rahatsız edecek şekilde onlar durduruldu. Umarız bundan sonra çok daha akıllı, temiz enerji yatırımları yapılır. Aynı zamanda bölgeyle ilgili olarak su konusu da gayet iyi ilerliyor. Tabii burası güzel bir köy. Tekrar çocukluğumun anılarını hatırlamak benim için çok güzel bir duyguydu. Avrupa ülkeleri var, Orta Doğu var. Avrupa'da nereye takıyor? Avrupa'da Belçika, Fransa, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakçı, Avrupa Birliği'nin birçok konuda Avrupa kıtasının karar alıcısı konumunda olduğunu belirterek, bizim bu sistemin dışında olma lüksümüz yok dedi. Kaymakçı, Kastamonu Valiliği'nde düzenlenen İl İl Avrupa Birliği buluşmaları Kastamonu programında yaptığı konuşmada Avrupa Birliği sürecinde yerel yönetimlerle iç içe olmayı önemsediklerini söyledi. Türkiye coğrafi olarak, ekonomik olarak, ticaret olarak, siyaset olarak, spor, sanat olarak Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliği de bugün eğitimden sağlığa, silahlanmadan güvenliğe, enerjiden çevreye kadar birçok konuda Avrupa kıtasının karar alıcısı konumuna gelmiş durumda. Bizim bu sistemin dışında olma lüksümüz yok. Yani biz ya Avrupa Birliği'ne tam üye olacağız ve karar alma mekanizmasında eşit bir hakka sahip olacağız ülkemizin çıkarı ve egemenliği için, ya da AB'nin dışında kalacağız. AB'nin kabul ettiği kuralları uygulamak zorunda kalacağız. Seçeneğimiz bu. Onun için biz tam üyelikte ısrar etmemizin nedeni bu. Tam üyelik dışındaki hiçbir ilişki Türkiye'nin Avrupa'da hak ettiği güce ulaşmasını sağlayamaz. Onun için bizim bu gerçeği görmemiz lazım. Bizim için bu konu bir seçim meselesi değil, bir adeta gereklilik. Dolayısıyla çıkarlarımızı ve egemenliğimizi en üst düzeyde korumak için karar alma mekanizmasının içinde olmak zorundayız. Biz tam üyelikte ısrarcıyız. Bugün Ukrayna'nın geldiği duruma bakın. Yani Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yaptığı bir saldırı sonrasında Ukrayna, ki biliyorsunuz aslında 2000'li yılların başından beri bölünmüş bir ülke konumundaydı. Bir tarafta AB'ye üye olma taraftarları, diğer tarafta da işte yok biz doğuda kalalım, Rusya'yla ittifak kuralım diyen ikiye bölünmüş bir ülke vardı. Batı kanadı ağırlıktaydı ama ülke bir şekilde çok iyi yönetilemediği için Avrupa Birliği'ne ve NATO üyelik konusunda somut adımlar atamıyordu ve resmen de Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusu yapamamıştı. Ülke çünkü bölünmüş bir durumdaydı, siyaset bölünmüştü. Ama şimdi bakın bir saldırı oldu.
Ukrayna bunu çok iyi değerlendirdi. Düşünün, Avrupa Parlamentosu, ki genişleme konusunda çok hassas olan, çok soğuk davranan bir parlamento, dün 637 oyla Ukrayna'ya adaylık statüsü verilmesini onayladı bir gecede. Biz aday olabilmek için, hatırlayacaksınız, 1959'dan 1999'a kadar 40 yıl beklemiştik. Onun için Avrupa Birliği sürecinde konjonktürü iyi değerlendirmemiz lazım. Vali Avni Çakır ise Kastamonu'nun Avrupa Birliği mali yardımlarından etkin şekilde faydalandığını dile getirdi. Bu çalışmalarımızla ilimizin potansiyelini gerçeğe dönüştürecek fırsat ve imkanı da hayata geçirmeye çalışmaktayız. Kastamonu olarak ideallerimizi gerçekleştirmek amacıyla ilimizin proje kapasitesini geliştirmeyi, bu sayede başta Avrupa Birliği olmak üzere diğer hibe ve fonlardan, fon kaynaklarından azami derecede yararlanmayı hedefliyoruz. 2002-2020 yılları arasında katılım öncesi Avrupa Birliği mali yardımları çerçevesinde ilimize çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen projeler karşılığı yaklaşık 125 milyon avro üzerinde kaynak aktarılmıştır. İYİ Parti Zonguldak İl Yönetimi'nde 5, Ereğli İlçe Yönetimi'nde 9, partinin ilçe kurucu kurulunda 3 olmak üzere 17 kişi istifa etti. Siyasi hayatıma 1900... İYİ Parti Zonguldak İl Disiplin Kurulu Başkanı ve partinin Ereğli Kurucu Kurulu üyesi Asım Tazegül gazetecilere uyarılara rağmen gerçekleri görmeyen, kendilerini dikkate almayan, omurgalı duruş sergilemeyen yöneticilere tepki amacıyla istifa kararı aldıklarını söyledi. Her partinin içinde bireysel hırs ve arzuları uğruna davasına ihanet edenlerin olabildiğini ifade eden Tazegül şunları kaydetti. Mevcut sisteme dahil edilmeye çalışılan, dahil edilen Truva atları olmuştur. Büyük resmin bütününe bakıp gerçek amaçları okuyamayan, gaflet uykusunda olan yöneticiler olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. İyi insanların görevi de bunlarla mücadele etmektir. Truva atlarıyla, şer odaklarıyla geçmişte defalarca mücadele edip oyunlarını bozduk. Gerektiğinde bugün de mücadele eder, oyunlarını bozarız. Bizim tepkimiz tek adamlık zihniyetine ve ben yaptım oldu, ben dedim oldu zihniyetiyledir. Bizim tepkimiz bütün uyarılarımıza rağmen gerçekleri göremeyen, bizi dikkate almayan, omurgalı bir duruş sergileyemeyen yöneticileredir. Bu nedenlerle ben ve benimle beraber bu yolda yürüyen arkadaşlarımız ile aldığımız ortak karar neticesinde yönetimden, görevlerimizden ve partimizden istifa ettiğimizi siz basın mensupları aracılığıyla kamuoyuna bildirir, saygılarımızı sunarız. Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Valilik önündeki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Göktuman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağ, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Karaman, Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, daire amirleri, siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Kutlamalar çerçevesinde kentin 7 noktasına barışı temsilen zeytin ağaçları dikildi. Vali Çeber, savaşın çok sık konuşulduğu bu günlerde çok anlamlı bir çalışma yapıldığını söyledi. Zeytin ağacı artık uluslararası anlamda barışı simgeler. Dolayısıyla bu günlerde, savaşın maalesef çokça konuşulduğu bu günlerde bu faaliyeti gerçekleştirmiş olması daha da anlamlı. Aslında o fotoğrafları, o görüntüleri gördüğümüzde hepimizin içi yanıyor. Yani savaşın hiçbir zaman kazananı yoktur. Gönül hiçbir zaman savaş olmasını istemez. Savaşlar anlamsızdır. Yani neticede insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor. Adı, yeri, dini, milliyeti ne olursa olsun savaş kötüdür, savaş kötüdür. Onun için bu zeytin ağacı bugünlerde daha bir anlamlı. Tabii Rize'mizin de yine Rus işgalinden kurtuluşunun
kahramanlık öyküsünün 104. yılı. 104. yılda 104 yaşında bir zeytin ağacının valilik bahçesine dikilmiş olması bizi de mutlu etti. Daha bir anlamlı oldu. Bu anlamda da belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkan Metin ise zeytinin barışı en güzel temsil eden bir ağaç olduğuna değindi. Zeytin barışı en güzel temsil eden, hem bu bölgede de özellikle yakın bölgelerimizde de yetişiyordu. Biz de Balıkesir ilimizden, sağ olsun belediye başkanımızdan, oradan 100 yaşında böyle 7 tane ağaç aldık. Parklarımızda, değişik parklarımıza diktik. Bunu da Sayın Valimizin, valinin önündeki bir parkımız olan yere, hem de 104. yılı münasebetiyle bugünlere yakın bir tarihte bunu da buraya diktik. Zeytin ağaçlarımız sadece sembolik olarak Rize'de parklarda bir görüntü olsun diye bunları aldık. Ama en önemli kıymetli tarafı tabii bunlara kadar 100 yıllık ağaçlarımız ve burada da uzun süre boyunca parklarımızı ve Balıkesir ilimizi, zeytinimizi temsil etmiş olacak. Safranbolu Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerini belirlemek için son toplantı yapıldı. STK ve siyasi parti temsilcisi kadınların katıldığı toplantı sonrası konuşan Belediye Başkanı Elif Köse, 8 Mart'ta katılımın çok iyi olması ve ses getirmesi için kadınlarımızın bizimle birlikte olmasını istiyorum dedi. Herkesten isimler geldi, biz onları toparladık. Ha, tamam, siz yine ortaklaşın. 49 tane şey var, iz bırakan kadın, 9 tane de kadın cinayetine kurban verdiğimiz kadınlar var. Onları tekrar kurbanlar. Evet, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla biz bütün sivil toplum örgütlerinde temsilci kadınlarımızı ayrıca siyasi partilerdeki temsilci kadınlarımızla birlikte bugün 3. toplantımızı yaptık ve programımızı şekillendirdik. Dolu dolu 3 gün 8 Mart'la ilgili farkındalık yaratacak etkinlikler yapacağız. Yürüyüşler yapacağız, sergi açılışları yapacağız, konserler vereceğiz, söyleşi yapacağız ve en önemlisi de iz bırakan kadınlar ve cinayete gitmiş kadınlarımız için bir koruluk oluşturacağız. Ağaç dikeceğiz hep beraber. Ben bunu çok önemsiyorum. Bu kalıcı bir proje olduğu için çok önemsiyorum kadınlarımız adına. 8 Mart'ta ben katılımın çok iyi olmasını, daha ses getirmesi için kadınlarımızın bizimle birlikte olmasını istiyorum. Sizin aracılığınızla bunu duyurmuş olayım. Katılım iyi olursa daha fazla ses getirir ve daha fazla sesimizi duyurabiliriz. Böyle programımız çok güzel oldu. Ben katılan bütün kadın katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyorum. Programda çok emekleri var çünkü hepsinin de. Yani ilk günü bitiriyoruz. Bu ilk günle ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Karabük Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Olağan Genel Kurulu Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Kongre Salonu'nda yapıldı. Mevcut Başkan Hasan Avuç 47 ve Suat Dumlu'nun 28 oyuna karşılık 55 oy alan Yasin Özçelik başkan seçildi. Malumunuz uzun bir seçim çalışması sürecinden geçtik. Kırmadan, üzmeden, yapıcı ve açıklayıcı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Elimizden geldiği kadar hedeflerimizi ve sizin için yapacaklarımızı anlatmaya çalıştık. Tecrübeli abilerimizden, genç ve dinamik arkadaşlarımızdan oluşan karma bir yönetim oluşturup sizlere en iyi şekilde hizmet edebileceğimize inancımız tamdır. Oda seçimleri süresince siz değerli üyelerimizi ziyaret etme fırsatı bulduk. Sizlerden gelen sorunları, talepleri değerlendirdik ve bu sorunları takip edeceğiz. Odada 10 yılı aşkın yönetim ve başkan vekili görevinde bulundum. Kaçak ve usulsüzlük iş yapanlar, enerji sahadaki sorunlar ve diğer sorunları biliyoruz. Üstünden geleceğimize de inanmanızı istiyoruz. Sizlerin de desteğiyle daha önceki yönetimde olan arkadaşlar olarak birlikte odamız için çalışacak her türlü sıkıntı ve problemleri aşmak için elimizden gelen gayreti göstereceğimize inanın. Yönetim kurulu oluşturduk. Oluşturduğumuz yönetim kurulu bütün meslektaşlarımıza hitap etmektedir. Bu meslektaşlarımız hepsi İşinde, gücünde ve bilgili ve yetenekli ve donanımlı arkadaşlardır. Hepsi kendi biriminde birer başkan sıfatı gibi onların dertlerini giderecektir arkadaşlar. Gerçekten bunu yapacağız yani biz. Bu sponsorlarımızla aldığımız tedbirlerden dolayı bunu yapacağız arkadaşlar.
Evet değerli esnaf kardeşlerim, sözlerimi burada son verirken biraz sonra son sözü siz söyleyeceksiniz. Vicdanınız ile baş başa kalıp oylarınızı kullanacaksınız. Ben de diyorum ki mesleğin sahipleri yönetmelidir. Eline bir kontrol kalemi bile almamış kişiler bizleri sorunları nereden bilecektir? Ben 3 tane adayın çıkmasına şahsen üzüldüm. Bir tanesi benim aynı zamanda şoför, birlikte çalışıyor Suat Dumlu. Dediler ki piyasada genelde ara bozucu birkaç kişi var. O da başkan da olabilir, başka arkadaşlar da olabilir. Hiçbir sıkıntıya gerek yok. Biz esnafız. Esnaf odasıyla sizlerle beraber hiçbir kimsenin aramızda nahoş hareket veya bilgi iletmesine gerek yok. Ben burada divanda bir adil olmayan, adaletsiz bir şekilde yönetiyorsam bir daha beni burada tutmayın, buraya da göndermeyin. Ben böyle bir yerde de görev almak istemem. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel ve kentsel dönüşüm nedeniyle evi yıkılan hak sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla toplantı yapıldı. Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda ilçede kentsel dönüşüm, sel afetinde ağır hasar gören ya da acil yıkılması gereken yapılardan dolayı 3 türlü yıkım yaptıklarını söyledi. Sel afetinin ilk anında ağır hasar ya da acil yıkılacak durumda olanların yıkımından dolayı 3 türlü yıkım yaptık. Asıl olmayanları çoğu kentsel dönüşüme de var. Şimdi vatandaşımız kentsel dönüşümden evine dünyaya yayılmış. Gelin Afat'a karşı yapıyor. Şimdi Afat'a da onun alakası yok. O yüzden onlara kentsel dönüşümden ev vereceğiz. Şöyle sıkıntı durumlar var mesela. Adalet binası yarın 180 inmiş. Kapıda ev olarak görülüyor. Afet'e maruz alan içerisinde afete maruz alan içerisinde bu vatandaşımızın durumu olacak. Şimdi biz bunları zaten Ankara'ya getiriyoruz. Biz yıktığımızdan fazla konut yapıyoruz. Yıktığımızdan fazla. Bunları evini yıktığımız kardeşlerimize vereceğiz. Ama şöyle bir durum var. Vatandaşın 5 tane evi var mesela. Bu vatandaşımız kaç tane evi olacak? Şimdi bir tanesini AFAD'la bir tanesini kentsel dönüşümden Sayın Bakanlarımız söyledi. Biz yıktığımızdan fazla ev yapıyoruz. Sizlere evlerimizi vereceğiz. Ama tabii 5 tane ev olan, 4 tane ev olan, 4 tane ev beklemeyecek. Onu da ayrı söylüyorum. En fazla alacağı ev 2 tane. Hocanın ya da senin başta bu araziye evi var mı? İşkur İl Müdürü Mustafa Çalış, 2021 yılında İşkur üzerinden işe yerleştirme sayılarını ve kayıtlı işsiz rakamlarını paylaştı. Karabük'se 10.422 kayıtlı işsiz olduğunu belirten İl Müdürü Çalış, 2022 yılında İşkur İl Müdürlüğü adına hedeflerini de açıkladı. 2021 yılı için işe yerleştirme faaliyetlerimizin pandemiye rağmen iyi rakamlarda olduğunu tahmin ediyoruz. Bizim en azından görüşümüz bu şekilde. 3.949 kişi işe yerleştirmişiz. Yani bunların 2.741'i erkek, 1.170 kadın olmak üzere 3.949 kişiyi işe yerleştirdik. Yine müdürlüğümüzce genel toplamda da işsizlik rakamlarımıza, kayıtlı işsiz sayılarımıza bakarsak da 10.422 kayıtlı işsizimiz var Karabük ilimizde. Kayıtlı işsiz sayımız 10.422. Bu sayının 5.114'ü erkeklerden oluşmakta, 6.308 de kadınlardan oluşmakta. Kadınların yüksek olmasının genel durumu, izahı, toplum yararına programlar kapsamında okullar için başvuran kadınlarımızın sayısı fazla olduğu için sayımızı onlar daha yüksek tutmakta. Aslında bakarsanız ileriki aylarda bu sayı tekrar erkeklerin işsizliğinin yüksek olacak şekilde de değişebilmekte. Yine 2022 yılı
İl müdürlüğümüz hedeflerine göz atacak olursak, genel müdürlüğümüzce bize sayısal rakamlar verilmekte. Biz de bu rakamları, hedefleri gerçekleştirmeye çalışmaktayız. 2022 yılı için Türkiye geneli işe yerleştirme hedefimiz kurumsal olarak 1 milyon 250 bin. İnşallah kurumsal olarak bu hedef gerçekleşecek. Biz de il müdürlüğümüz olarak bu sayının içinden 4007 kişiyi işe yerleştirmemiz gerekiyor. 4007 kişinin içerisinde de 1277 kadın işe yerleştirmemiz, 1312 üniversiteli ve gençlerden işe yerleştirmemiz ve 117 de engelli işe yerleştirmemizin yapılması hedefimiz var. İnşallah önümüzde daha uzunca bir süre var. Yıl sonuna kadar bu hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Yine bunun yanında işbaşı eğitim programları ile ilgili de yine 1415 kişiyle ilgili program yapma gibi bir hedefimiz konmuş durumda. Ve diğer hedeflerimizle beraber yılın istihdamla ilgili ya da iş yerleştirme ile ilgili en iyi şekilde tamamlanacağını düşünüyoruz. Arkadaşlarımız zaten bununla ilgili de işveren ziyaretleriyle, sahada çalışmalarıyla buna katkı sağlamaya çalışıyorlar. Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı tarafından 36. Geleneksel Sıra Gecesi düzenlendi. Gecede Safranbolu'ya ait yöresel yemekler yenirken Safranbolu Belediyesi Korosu ise geceye katılan misafirlere müzik şöleni sundu. Bizim için geleneğimizin, göreneğimizin yaşatılması önemli. Yemeklerimizin yaşatılması önemli. Bu sıra gecelerimizin ana sebebi bu. Pazar sabahları girerdik kuyruğa, bükme yaptırırdık. Sabah kahvaltımız bükmeydi bizim. Akşam bükme yemek diye bir şey yoktu. Saç bükmesi belki yenilebilirdi. Şimdi gitseniz fırına pazar sabahı herhalde ilk sırayı kaparsınız. Hiç kimse de olmaz. Eve gelirsiniz, çocuklar o bükmeyi belki yemez. Ama biz bükme kültürümüzü sürdürmek istiyoruz. Ben Gümüş İlkokulu'nda okudum. Çekirge bağlarından okul sabahını Gümüş İlkokulu'na yürürek gider gelirdik. Bu binanın demirçelikten alınmasında çok büyük emeği olan kişilerden biri de benim. Tabii ki Kızıltan Bey'in bu emeği burada inkar edilmez. Ben o zaman demirçelikte çalışıyordum ama Kızıltan Bey'in belediyesinde de meclis üyesiydim. Ama en büyük pay rahmetli genel müdür mavinimiz Erdal Basmacı'nındır. Rahmetli İsmail Dümbül Sağ'dı. Hatırlayanlar olabilir. Ve yılın birçok zamanında Anadolu turnesi yapıyorlardı. Bir gün bizim komşu birliklerden birinin komutanı durmadan bana diyor ki sen diyor Gök Bey'i diyor gımyalı mı yersin ıstapanaklı mı yersin? Allah Allah, nereden çıktı? İsmail Dümbül'ü bir hafta, bir süre önce Safranbolu'ya gelmiş Çınar sinemasında millete güldürmüş. Sabahleyin benden kalkmış pazar günü gezerken fırınların önünde kuyruk var. Bakmış yakından şöyle elin arkasında hiç sesini çıkartmadan zaten o halktan birisi gibi giyinirdi. Kimse onu tanımazdı. Kıyma yerine gımyalı mı diyor Safranbolu. Kıyma deriz ya biz. O kıyma yerine gımyalı mı diyor. Güneşi Karabük'se karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil kontrolden çıkıp takla attı.
Kaza Eski Pazar Karabük Karayolu Cuma yanı sanayi mevkiinde meydana geldi. Nihat Kara idaresindeki otomobil sürücüsünün aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kaza ile ilgili bilgi veren Nihat Kara, önüme köpek çıktı, sola kırdım, elim ayağım dolaştı, sonrası olan bu dedi. Abi önüme köpek çıktı, sola kırdım, elim ayağım dolaştı, sağa kırdım, sola kırdım, bir daha şuraya girmeyeyim dedi, sağa kırdım, bu. Cumhurbaşkanı İnsan Kaynakları Ofisi Koordinasyonu'nda 19 Mayıs Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı Samsun'da başladı. 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yavuz Ünal, eski bir alışveriş merkezinde açılan fuarda yaptığı konuşmada fuarı kamu ve özel sektörden birçok kurumla işbirliğinde açtıklarını söyledi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise Türkiye'de 21 merkezde bu etkinliklerin ardışık şekilde düzenlendiğini anlattı. Kariyer dediğimiz kavram çok geniş bir kavram, önemli bir kavram. Yetişme çağındaki hocamın çok... Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun konserinin ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi. Amasya Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nin paydaş olduğu söyleşi ve atölye çalışmalarının yapılacağı OKAF 22 fuarı yarın sona erecek. Kastamonu'da geçen yıl 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde büyük zarar gören okul binasının tamiratı tamamlandı. Sel felaketinde içi su ve çamurla dolarak büyük hasar gören İnebolu'ya bağlı Özlüce köyündeki Özlüce İlkokulu ve Ortaokulu'nun onarımı için il özel idaresince çalışma başlatılmıştı. Okulda öğrenim gören 83 öğrencisi ise ilçe merkezindeki okullara taşınmıştı. Kaymakam Ahmet Vizir Baycar, ilçe Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş ile okulda incelemelerde bulundu. 11 Ağustos'tan sonra yaşanan sel felaketiyle okulumuz ciddi zarar görmüştü. Dolayısıyla büyük onarıma hemen soktuk okulumuzu. Yaklaşık 5 aylık tadilat ve çalışmadan sonra okulumuzu çok yakın bir zamanda, önümüzdeki hafta itibariyle planladığımız gibi açmayı planlıyoruz. Okulun gerek dış cephe, gerek içerideki bütün hemen hemen her tarafı tadilattan geçti. Bu kapsamda sıraları, masaları, ekipmanları, tefrişatı vesaire tamamı yenilendi. Zarar gören bütün cepheleri tekrar elden geçti. Kısımları aynı şekilde. Şu an itibariyle tefrişatını da arkadaşlarımız tamamladılar. Pazartesi itibariyle eğitimi açmayı planlıyoruz. Geçici kabulü de arkadaşlarımız raporlarını gönderecekler. Yapıldı. Şu an itibariyle tamamıyla eğitime hazır durumda. Misafir olarak diğer okulumuzda eğitim gören öğrencilerimizi pazartesi tekrar okulumuza alacağız. Karadeniz'in kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi ilçedeki öğrencileri misafir etti. Kastamonu Valiliği'nin destekleri, Seydiler Kaymakamlığı ve ilçedeki yardımsever vatandaşların yardımı ile Seydiler Seyit Zülfikar Mahmut Naim Karaman İmam Hatip Ortaokulu'ndan yaklaşık 200 öğrenci kayak merkezinde telesiyece bindi, kızakla kayıp kar topu oynadı. Gönüllerince eğlenen öğrencilere Seydiler Kaymakamı Cihat Abukan da poşetle öğrencilerle birlikte kayarak ortak oldu. İlkokulumuzu böyle güzel bir kış mevsiminde, güzel bir havada bir kızak telesiyece bindirmek istedik.
Sağ olsun hayırsever vatandaşlarımız Hüseyin Akpınar, Mehmet Düzenli, ilçedeki kurumlarımız bunlara destek sağlayarak bugün böyle bir organizasyon tertip ettik. Sayın Valimize teşekkür ediyoruz bu konuda bize destekledikleri için. Hafızlık proje okulumuzun kaymakam beyin de anlattığı gibi valimizin, kaymakamlığımızın müsaadesiyle yavrularımızı bu güzel kış mevsiminde kayak merkezlerini görmesi için buraya getirdik inşallah. Güzel bir eğlenirler, mutlu olurlar ümidindeyiz. Teşekkür ederiz. Burada kaymakamımızın hazırlamış olduğu kayak programını gerçekleştirdik işte. Kaydık, teleferiye bindik. Çok güzel bir gündü. Ben daha önce gelmiştim ama gelmeyen arkadaşlarımız için çok güzel bir şey oldu. Yani kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İran asıllı ABD'li sanatçı Şirin Abedin Arad'ın hazırladığı kolektif yansıma atlı sergi Kızlar Manastırı'nda açıldı. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul Şubesi bünyesindeki Mina'nın Çocukları Projesi kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen sergi, Kızlar Manastırı'nın farklı noktalarına yerleştirilen ve aynalardan yapılmış 3 ayrı eserden oluşuyor. İnsani değerlere ve kadının toplumdaki önemine mekana özgü üretilen yapıtlarla dikkat çekmeyi hedefleyen proje kapsamındaki sergi 11 Mart'a kadar gezilebilecek. Ben aynaları... Eskiden eserlerimde çok kullandım. Aynalar çok büyülücü bir materyal benim için. Sadece materyal değil, onun yansıması benim için çok önemli. Rumi'nin bakışından çok bu eserlerde ilham aldım. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da sergiyi ziyaret ederek eserler ve projeyle ilgili sanatçı Şirin Abedin İrat, küratör Ayça Okay ve projenin fikir sahibi Beril Başaran'dan bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler her zaman sanatı ve sanatçıyı destekliyoruz. Sanatsal ve kültürel etkinliklere de apayrı bir ehemmiyet, bambaşka bir önem atfediyoruz. Bu manada geçmişten günümüze farklı kültürlerin ve farklı inançların bir arada huzur içerisinde yaşadığı, varlığını devam ettirdiği, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Trabzon'umuzda, kadim şehir Trabzon'da bu özel sergiye yine böyle çok özel bir mekanda ev sahipliği yapıyor olmaktan da ayrıca büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İş insanı ATGB ETUV Genel Başkanı Orhan Buyurman ve Özlem Ünver, Münster Konsolosluğu'nda yapılan törenle mutluluğa adım attı. Orhan Buyurman ve Özlem Ünver'in nikah şahitliğini Münster Başkonsolosu Ahmet Faik Davaz ve Nizamettin Barutçu yaptı. Başkonsolos Davaz çiftlere mutluluklar diledi. İş insanı Orhan Buyurman, Başkonsolos Ahmet Faik Davaz ve Nizamettin Barutçu'ya nikah şahitliği yaptığı için teşekkürlerini belirtti. Nikaha Avrupa Türk Girişimciler Birliği Genel Sekreteri Muharrem Uslubaş ve seçkin davetli topluluğu katıldı. BRTV ailesi olarak Avrupa Türk Girişimciler Birliği Başkanı Orhan Buyurman'a ve Özlem Ünver'e bir ömür boyu mutluluklar dileriz. Sayın Orhan Buyurman, Sayın Özlem Ünver ile kimsenin baskısı ve etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenizle evlenmek istiyor musunuz? Onu eş olarak kabul ediyor musunuz? Evlenmek istiyorum, eş olarak kabul ediyorum. Sayın Özlem Ünver, Sayın Orhan Buyurman ile hiç kimsenin baskısı ve etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenizle evlenmek istiyor musunuz? Bunu eş olarak kabul ediyorsunuz. Evet. Sayın Başkonsolos, müşahitli eder misiniz siz de? Tabii ediyorum. Nizamettin Bey. Düşünme payım var. Ama mecburum. Sizden de kanunlarınızın bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri eş olarak ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen Giresun faciasında babasını kaybeden Ahmet Ali Mumcu'nun acısı aradan geçen 30 yıla rağmen hala ilk günkü tazeliğini koruyor. Kozlu'da 3 Mart 1992'de yaşanan Girizu patlamasında 263 maden işçisi hayatını kaybetti.
Patlamanın yaşandığı yıl henüz 6 yaşında olan Ahmet Ali Mumcu'nun babası Ramazan Mumcu da faciada yaşamını yitirdi. Girizu faciasının 30. yılında babasını kabri başında anan evli ve iki çocuk babası Ahmet Ali Mumcu, babasını kaybettiği ocakta madencilik mesleğini sürdürüyor. Dedesi de farklı maden ocaklarında çalışan Mumcu, patlamada ölen madencileri rahmetle andığını söyledi. Acı büyük. 262 tane maden şehidi içinde babam Ramazan Mumcu da var. 6 yaşındaydık babamızı kaybettiğimizde, 4 kardeştik. Annemiz çok genç yaşta bizleri büyütüp buralara getirdi. Tabii ki bir tarafımız eksik, hayır kapımızın bir tarafı kapalı. Ben buradan anneme sizin aracılığınızla teşekkür etmek istiyorum. Tüm maden şehitlerimize de Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Zor bir süreçti bizim için, çocukluğumuzu yarım yaşadık diyelim. Ben de bir madenciyim aynı zamanda. Yerin 630 metre altına kadar inebiliyoruz. Zonguldak iki katlı bir şehir. Bizler madenciyim dediğim gibi. İşe giderken ailemizle, gözlerimizle vedalaşmak kadar hüzünlü bir meslek, zor bir meslek. Hiçbir evlat öksüz kalmamalı, yetim kalmamalı. Bu süreçleri yaşamamalı. Madencilik sektörü dediğimiz gibi dünyanın en ağır şart, en zor şartlarından biridir iş kolu olarak. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi içerisinde 50 yıldır faaliyet gösteren Yaban Hayatı Müzesi'ne gelen ziyaretçiler yaban hayatını ve çeşitliliğini yakından tanıma fırsatı buluyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Orman Fakültesi'nin kurulmasının ardından 1972 yılında oluşturulan Yaban Hayatı Müzesi yarım asırdır aynı binada ziyaretçilerini ağırlıyor. Fakültenin ikinci katında bulunan ve 2009 yılında Yaban Hayatı bölümünün kurulmasının ardından eser ve örnek sayısı artan müze, 500'e yakın yaban hayatı canlısı örneğine ve bunlara ait parça ve objelere ev sahipliği yapıyor. Bulunduğumuz Yaban Hayatı Müzemiz 1971 yılında Orman Fakültesi'nin kuruluşuyla beraber kuruldu aslında. Tabii ilk yıllarda bu durumda değildi. Gittikçe gelişti ve en son bu halini aldı. İçerisinde özellikle kuşlar, memeliler ve tatlı su balıkları, tabii kısmen deniz balıkları da var, sürüngen örnekleri ve amfibi örnekleri, özellikle yani omurgallara ait örnekler barındırıyor. Fakat omurgallar içerisinde de kuşlar ve memeliler, yaban hayatı bölümünün de asıl uğraş konusu olmaları münasebetiyle ilk sırada yer alıyor. Aynı zamanda müzemizin çokça ziyaretçisi oluyor. Müze adeta böyle arı kovanı gibi işliyor diyebilirim. Bazen yetişemiyoruz müzedeki ziyaretçilere. Burada koyalım dediğimiz bir sürü bir şey var. Yani yılda baktığımız zaman 10 bine yakın ziyaretçi geliyor. Münferit ziyaretçilerimiz de var söylediğim gibi. Araştırma maksatlı gelenler de oluyor. İşte yüksek lisans doktora yapan kişi kendi çalışma konusuyla alakalı da burayı gelip ziyaret ediyor. İşte orada kendi örnekleriyle kıyaslamalar yapabiliyor. Veyahut da dediğim gibi çocuklara kadar her türlü yelpazeden ziyaretçimiz var. Ilgaz Dağı Yurdumtepe Kayak Merkezi'nde açılan Ilgaz Yöresel Market'te kadın kooperatiflerinin hazırladığı el emeği göz nuru ürünler ziyaretçilerle buluşturuluyor. Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın girişimleri sonucu İl Özel İdaresi tarafından bu sezon başında Yurdumtepe Kayak Merkezi'ne açılan markette Taşköprü sarımsağı, Tosya sarı kılçık pirinci, Siyez tarhanası, Siyez bulguru, Siyez makarnası, çekme helva, cide sarı yazması, taş baskı ürünler, pancar, elma, karadut ve çam pekmezleri, çeşitli marmelatlar ve ahşap hediyelik eşyalar başta olmak üzere 150'ye yakın Kastamonu'ya özgü ürün yer alıyor. Kent genelinde kadın kooperatiflerinin hazırladığı ürünlerin satışa sunulduğu market aracılığıyla kadınların ev ekonomisine katkı sunması ve kentin yöresel ürünlerinin tanıtılması hedefleniyor. İçerisinde iki tane çekme helvamız var, Kastamonu'nun yöresel bir lezzeti. Sarımsağımız var Taşköprü'den. Kahvemiz var, İhsan Gazi yöresinden Siyez bulgurumuz. Ilgaz Yurdumtepe Kayak tesisleri daha yeni tesis. 2-2,5 yıl oldu işte. 2 sezon geçirdik. 3. sezonumuzu geçiriyoruz. Her yıl ilaveler katıyoruz. Kastamonu ve ilçelerdeki kadın kooperatiflerinin ürünlerini
burada sergiliyoruz. Burada satışlarını yapıyoruz. Bu şekilde hem ilimizdeki coğrafi işaretli ürünleri hem de kadınlarımızın el emeğiyle yaptıkları bu baskılar olsun, taş baskılar olsun, diğer dokuma ürünleri olsun ya da yiyecek içecek ürünleri olsun, bunları burada tanıtıyoruz. Ayrıca epey bir haneye girmiş oluyoruz. Yani ekonomiye, Kastamonu ekonomisine bu şekilde kadın eliyle destek olmuş oluyoruz. Bu şekilde kadın kooperatifleriyle de bir bağlantı kurdurmuş oluyoruz. Aracıyız aslında. Biz Ankara'dan geliyoruz. Kadın bir hafta sonu tatili için Ilgaz'a uğradık. Burada Yurdumtepe Kayak Merkezi'nin yanında hediyelik eşya dükkanları satan bir yer var ve kadın kooperatiflerinin ürünleri satılıyor. Baktık, biz beğendik. Yöresel çok güzel ürünler. Birkaç tane gitmeden önce alacağız. Herkese tavsiye ederiz. Ana haber bültenini noktalıyoruz. Birazdan spor bülteniyle karşınızda olacağız. Mobilya Park Outlet, evlenecekler, evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Kaliteli, ekonomik, sezonun trend ürünlerinde dev sezon indirimi başladı. Oturma grupları 3950 TL, yatak odası takımları yatak baza dahil 6900 TL, yemek odaları 6750 TL, masa sandalye takımları 1390 TL, TV ünitileri 200 TL, sehpa takımları 140 TL, ekmek dolapları 340 TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik 36 aya varan taksit seçenekleriyle. Mobilya Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı, fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobilya Park Outlet spor haberlerini sunar. Spor bülteni ile karşınızdayız sevgili izleyenler. Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Kız Erkek Milli Takımı Brezilya'da 1-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları öncesi Karabük'te hazırlık kampına devam ediyor. Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımlar Teknik Direktörü Osman Çarkçı ve Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Adem Özdemir BRTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Şimdi öncelikle tabii sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz. Tabii ki burada hem bayanlar hem erkekler Türkiye şampiyonası yaptık. Oradan bütün antrenörlerimiz buradaydı. Bütün federasyon başkanlarımız, yönetim kurulumuz buradaydı. Onlara da bizlere geldiler. Katkıda buna çok teşekkür ediyorum. Tabii amacımız şeydi, DIF Olympics'e oyuncu bakmak hem de Türkiye şampiyonlarını yapmak. Her ikisini de gayet güzel bir şekilde yaptık. Burada Sayın Valimiz, İl Emniyet Müdürümüz, İl Sağlık Müdürümüz, hemen hemen bütün kuruluşlardan insanlar geldi. Bizlere destek oldu. Tabii ki en önemli desteklerimiz bir tanesi İl Müdürümüz Coşkun Bey, İsmail Bey. Onların desteklerini hiçbir zaman unutamayız. Bize tamamen tüm salonlarımızı açıyorlar. Tüm her yerde bize yardımcı oluyorlar. Onlara da yeri gelmişten teşekkür edeyim. Tabii ki amacımız DIF Olympics, olimpiyatta Brezilya'da yapılıyor biliyorsunuz 1-15 Mayıs tarihlerinde. Sizlerle evvel de bunu konuşmuştuk. Tabii ki amacımız orada iyi bir derece elde etmek. Onun için de tekrar Karabüğümüzü seçtik kamp için. Yaklaşık 10 günden beri buradayız. Birinci kampımız işte 4 Mart'ta bitiyor. Tekrar ayın 10'unda ikinci kampımızı da burada devam etmek istiyoruz. İnşallah devam ederiz. Tabii ben 2013 yılından beri işitme engellilerle birlikteyim. Bu belki de Karabük'te yaptığımız kaçıncı kamp bilmiyorum ama işitme engelliler spor federasyonunun özellikle voleybol şubesini biz Karabük'e alıştırdık. Uzun zamandan beri Karabük'te kamp yapıyoruz. Daha önceleri bilinmiyordu. Şimdi yavaş yavaş başarılar elde edildikçe
daha çok gündeme geliyor. Ülke gündeminde de çok fazla yer alıyor. Bundan sonra da buralarda devam edeceğiz karabük'te kamp yapmaya. Ya biz zaten olimpiyat şampiyonu olarak gideceğiz Brezilya'ya. En son yapılan olimpiyat şampiyonasında şampiyon olmuştuk. Muhtemelen burada da en büyük adaylardan bir tanesiyiz. Şampiyon adaylarından bir tanesiyiz. Mobilya Park Outlet, evlenecekler, evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Kaliteli, ekonomik, sezonun trend ürünlerinde dev sezon indirimi başladı. Oturma grupları 3950 TL, yatak odası takımları, yatak baza dahil 6900 TL, yemek odaları 6750 TL, masa sandalye takımları 1390 TL, TV üniteleri 200 TL, sehpa takımları 140 TL, ekmek dolapları 340 TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik 36 aya varan taksit seçenekleriyle. Mobilya Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı, fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobilya Park Outlet spor haberlerini sundu. BRT ve ana haber bültenini sonlandırıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar karşınızda olmak dileğiyle. İyi akşamlar.